Ne bekliyorsun dolarda? Şimdi bugüne kadar bak faiz oranına kadar %15 olur dedim diyorsun oldu. Bugüne kadar verdiğim bütün rakamlar tuttu. Bunu takipçilerin bir kez daha altını çizmek için söylüyorum takipçilerime. Şimdi iki şey var. Bir, ne olursa olsun doların ateşi tutulamayacak, birden 30'a çıkacak diyenler var. İki, hani şu gözler şunu da gördü ya, 18'li dolar bir baktık bir gece de birkaç saatte 11'e indi. Hani ne olduğuyla ilgili çok bir fikri yok sokaktaki vatandaşın ve benim ama bunlar oldu. Şimdi çeşitli şeylerle, ne diyeyim, ekonomi trikleriyle düşme sağlanabilir mi bu gidişatta dolarda? Yoksa birden fırlayacak ve durduramayacaklar mı? Ne bekliyorsun? Çok güzel soru oldu çünkü inanılmaz geliyor bu soru. Bir travma yaşadık ya, kafamız hemen 2021'e gidiyor. En çok soru aldığım konu buydu Saadet Hanım. Dolar kuru işte o zaman 2020'de 18'den 11'e düştü. Ben çok zarar ettim. Ondan önce evimi satmıştım. Eyvahlar olsun deyip gerçekten o dönem çok insan mağdur edildi. Hatta ben de biliyorsun böyle kendimi hasta edecek noktaya getirdim. Bir ay hastanede yattığım zamandır ya. O kadar üzüldüm ki ülkenin gidişatına. Orada çok bariz yapılan bir yanlış vardı ve lütfen şunu bilsinler. O dönemde bu dönemin farkı ne ve neden dolar kuru? Ben iddia edenlere de hep böyle dedim ki, ya YouTuber'ları izliyorsunuz tamam okey ama gerçekten ekonomi içinde olan ya biraz bakın yani hani kim kimdir, ne iş yapar? Dolayısıyla biraz bu kadar da kolay kapılmayın bazı şeyleri. Ben hep kendi izleyicimi aman dedim gözünüzü seveyim bak seçimden sonra 30 lira falan olmayacak dikkat edin dedim. Şimdi o ve şimdiden sonra da ne beklediğimi de söyleyeyim. Şimdi bu o dönemle bu dönemin arasında şöyle bir fark var. O zaman dolar kuru 11'den 14'e 14'ten 18'e giderken bir ay gibi çok kısa bir sürede lütfen çok süratli gittiğimizi hatta hala müdahale etmiyor. Hala Merkez Bankası müdahale etmiyor. Neyi bekliyorlar? Deyip böyle saç baş yolduğumuz bir zamanda o dönem. Bir de Merkez Bankası'nın o zaman satılabilir rezervi vardı. Yani bir geri dönüp bakalım 2021'de bizim 18'den 11'e ne oldu da geldi dediğimiz zaman Merkez Bankası o gün piyasaya müdahale etti ve o gece dolar kuru aşağı çekildi. Ciddi bir şekilde döviz satışı yapıldı. Hatta bunu sonradan Merkez Bankası'nın rezervlerinde de biz gördük. En az 12-13 milyar dolara yakın tek bir gecede yapılan bir satış var. Zaten eğer öyle olmayaydı hani Saadet sen bunu speküle ediyorsun yok öyle bir şey dense de o zaman ben derim ki 2021'de bu politika uygulandığı tarihten beri Merkez Bankası'nın rezervini arttıracak her şey yapıldı. Bak ihracatçının dövizinin %30'unun Merkez Bankası'nda tutulmasından tut, kur korumalı mevduat çıkarılmasından tut. Ne olması lazımdı? Bizim Merkez Bankamızın rezervi 2021'de de kardeşim 100 milyar dolar. Hala mı 100 milyar dolar yani? Hani o zaman bu kadar rezerv arttırıcı hamle yapmamıza rağmen niye 300 milyar dolar olmuyor bu? Devamlı havuzun dolduracak işlemler yapıyoruz. Demek ki havuz bir taraftan aşağıdan açık ki devamlı boşalıyor ve onun için eksi rezerve geliyoruz. Dolayısıyla bu dolarla ilgili travması olanlara hep şunu ifade etmeye çalıştım. Şimdi bir kere farkımız bizim o zaman en azından satılabilir rezervimiz vardı. Şimdi o satılabilir rezervimiz dahi yok. Onun için öyle bir dolar bu faiz artışına rağmen çünkü birileri de öyle söylüyordu. Faiz artacak. Dolar kuru işte 18'e gelecek, 15'e gelecek diyen bile vardı, 20'ye gelecek diyen vardı. Ben de aksini iddia ediyordum. Hayır öyle olmayacak. Her dolar düşüşünde Merkez Bankası piyasadan bir şekilde kamu bankaları yoluyla da diyebiliriz. Bunu piyasacılar anlıyordur ama halkın bu kadar bilmesine bu detaya gerek yok diyeyim. Normalde Merkez Bankası'nın piyasaya girip her düşüşte kendi rezervini güçlendirecek şeklinde hamle yapması lazım. Çünkü bugün Merkez Bankası'nın rezervi dediniz. Ya o ülkenin hani ben şey söyledim ya kötü gün parasıdır ya senin gücünü ortaya koyarsan ne kadar güçlüysen rezervde o kadar büyük ekonomisin o kadar ciddi herhangi bir düşünün ya biz bir savaş olsa bizim gücümüzü gösterecek olan acil bir Merkez Bankamızın rezervinin böyle tıka basa dövize dolu oluyor olması lazım veya altın oluyor olması lazım. Şu seçime kadar bile altın rezervimiz düştü bizim ilk ay yani bak çok önemli şeyler yapıldı. Onun için şu an Mehmet Şimşek öyle bir ya gerçekten işi çok zor. Allah hakikaten kolaylık versin. Çok ciddi bir baskıyla çalıştığına eminim. Yani dilerim. Yani ben biraz şuna benzetiyorum. Bunu anlatırken de şöyle anlatıyorum. Bizi şu anda böyle hani şey gibi görmesinler. Yani şu an biz bir dalgalı denizdeyiz. Dalgalı denizdeki kaptan o böyle şeyi direksiyonu iyi tutabilecek bir kaptan geldi. Dilerim savrulmadan kara göründü diyebilir. Çünkü o kadar zor bir süreçte gidiyor. Bak
Mehmet Şimşek'in Dubai'ye gitmesi, Cevdet Yılmaz'ın Dubai'ye gitmesi önemlidir. Ama hani şu bir tane küçük bir grafik var, aslında bunu verirsek çok daha güzel olacak. Çünkü şöyle de düşünüyorlar hep bizim izleyiciler. Saat Hanım, işte Dubai'den 3 milyar dolar geldi, 5 milyar dolar geldi, Katar'dan 10 milyar dolar geldi. Döviz de düşer mi? Düşmez. Bak, bizim bir yılda kısa vadeli borcumuz 200 milyar dolar. Cari açımız 55 milyar dolar. Yani bizim hep dövize ihtiyacımız var. Ha, düşer mi? Bak, ben diyorum ki bana öyle 200-300 milyar dolar, keşke para gelse bu ülkeye. Bak, o kadar isterim ki. Para gelse hem bunu isterim, hem bu kadar dış kaynağa bağlı olmamızı eleştiririm. Hala biz tasarruf edemeyen bir ülkeyiz ki dövizi ille de dışarıdan bulacağız diye böyle kapı kapı geziyoruz. Yani Amerika olur, Londra olur. Nereden gelirse, ama şu anda Amerika'dan, Londra'dan o para gelmiyor. Çünkü bize güvenmiyorlar. Ancak Katar gibi, Dubai gibi bizim biraz daha ilişkilerimizin olduğu, biraz daha böyle hani kişisel ilişkilerimizle yürüttüğümüz bir para girişi olabilir. Grafiği şunun için göstermeyi istedim. Hemen bunu toparlıyor olacağım bu kısmı. Çünkü herkes böyle dolar 30 lira olacağı çok takılıyor ya. Dolar itidalli bir şekilde değer kaybettiriliyor. O süratli hareket geçmişteki gibi olmuyor. Çünkü bizim hani olsaydı Merkez Bankamızın rezervi, belki onu da yapabilirlerdi, ama şu an satacak döviz rezervimiz yok. Sadece itidalli böyle tatlı tatlı yukarı gidiyoruz. Hani böyle 25'lere doğru, zaten şu anda geldi gelecek, yani eli kulağında bir şeydi, tahmin değil zaten, 24-75'lerdi. Ama bence 25'ler bile hani daha bizim şu anda tekrar uluslararası finans kurallarına döndüğümüzü icraatçı olarak da ifade edene kadar bizi böyle 25'ler falan şey yapar. Ama gerçekten Amerika'dan, Londra'dan yatırımcıları ikna etmek için icraatçı olmamız lazım. Onun için de orta vadeli ekonomi planı olması lazım. Onun için de Tayyip'i bekleyeceğiz. Bak, grafik şu açıdan önemli. Hemen burada şunu görüyorlar. Türkiye ve emsal ülkelerdeki politika faizi ve enflasyon farkı. Bak, bir yabancı yatırımcıya gittiğinde şunu soruyor yabancı sana. İyi de senin, yani sen şimdi Dubai'ye de gidiyor olsan, oraya başka ülkeler de gidiyor döviz ihtiyacı olan. Ya da sen Londra'ya gidiyorsan başka ülkeler, yani Brezilya, Güney Afrika, Rusya da diyor ki sen bana para gönder. Şimdi karşısına gittiği, para istediği yabancı, bu menşei ne olursa olsun, bir dakika diyor, yani sana niye ben Türkiye'ye para göndereyim? Şimdi bu grafikte, bu görselde şunu görüyorlar. Bu yabancı yatırımcı da şuna bakıyor. Bak, Brezilya, Meksika, Rusya, hepsi sıfırın üstünde. Yani hepsi aslında politika faizi enflasyonun üstünde vermiş. Yani gerçekten bir reel getiri vermiş. Dolayısıyla şöyle bakıyor yabancı. Ha diyor, tamam diyor, dolar kuru diyor. Artık bunlarda diyor daha değer kaybetmez. Yani bu ülkenin para birimi reel politika faizi pozitifse artık daha fazla değer kaybetmez. Bak, ben o zaman buradan bu ülkeye yatırım yapabilirim. Buradan dövizi sokabilirim diye düşünüyor. Politika faizimizin, reel politika faizimizin pozitif olması ve burada sıfırın üstünde gördükleri görsel onu gösteriyor. Bizimki nerede? Kırmızı çubuk aşağı doğru. Yani bir tane daha ülke göstersene bana öyle kırmızı. Orada zaten Türkiye parlıyor, Arjantin parlıyor. İşte Polonya falan gibi ülkeler var. Yani dolayısıyla böyle 200 milyar dolar, 300 milyar dolar çok büyük rakamlar gelmesi için bizim politika faizimizin pozitife dönmesi lazım. Bunun için de enflasyon da faizin yakınsaması lazım. Şu anda hala oradan uzaktayız. Yani istese de ekonomiyi yönetenler doları düşüremezler şu anda. Çünkü ekonomisi izin vermiyor ülkenin. Yavaş yavaş çıkar diyorsun, değil mi? Evet. Anladığım bu. Öyle bir dakika Evet. fırlama da beklemiyorsun. Ya bütün bu politikalarda yapılabilecek şey o ani yükselişi frenlemek anladığım kadarıyla. Evet. İşte ya şu an Mehmet Şimşek böyle hani savrulmadan böyle direksiyonu tutarsın ya, böyle çok hızlı gidiyorsun. Bizim ekonomimiz çok hızlı koşturuldu ya. 2 yıldır yoğrulduk. Çok hızlı giden bir aracın içerisindesin ve sen o direksiyonu çok sağlam ve sıkı sıkıya tutman lazım ve ani bir fren yapmaman lazım. Fren nedir? Politika faizinin ani bir şekilde yükseltilmesidir. Dolayısıyla şimdi ne yaptılar? Böyle hafif bir frene dokundu, ama bak ben frene dokunabiliyorum dedi sadece. O kadar bir şeyimiz var şu anda. Yani hani bunu en basit böyle anlatabilirim, anlaşılabilir Ama sen de olmasını. diyorsun ki daha önce frene dokunanlar görevlerinden alındı. Bu fren acaba başına patlar mı? Allah'ım ne olur yardım İşte. et ülkeme, Ya onun için milletime, vatandaşıma, her birimize ya.
Çünkü bak mesela şunları söyleyeceğim ben. Belki bir sonraki yayınımızda daha da bunu derinleştirip anlatırız. Ya aslında eğer o freni birazcık daha böyle yapabilirse, öbür taraftan da gerçekten Eylül ayında bir orta vadeli ekonomi planı açıklayacaklar. Gerçekten orada da bu yapısal sorunları, çünkü biz çok önemli bir deprem yaşadık. Yani bakmayın, orada da çok ciddi bir kaynak ihtiyacı doğdu. Yani o hesaplanan bir şey değildi. Yani orada hükümete söylenecek bir şey yok. Ama onu da nasıl bütçe açığını kompanse ediyor? Gene para basarak yapıyor. Para bastığın zaman gene enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Gerçekten bir yapısal bu sorunları çözecek, gerçekten anlamlı uluslararası finans çevrelerinin de, yani bu böyle şey değil, yani devamlı dış mihraklar bizimle oynuyor değil. Yani herkesin uyguladığını yapsak, bak basitlikle hani bizim kendimizi gördüğümüz Amerika'nın yaptığını, Japonya'nın yaptığını, Avrupa'nın yaptığını yapsak, bir de gerçekten birazcık daha üretim odaklı bir ekonomi modeline dönsek, o zaman bir şeyler değişecek ve mesela bizim için arabaya ulaşmak, taşıta ulaşmak, işte arabaya ulaşmak, taşıta ulaşmak, ev fiyatları bu kadar anormal yükselmiş olmayacak. Bu faiz Şimdi herkesin beklediği şey, mesela bir arabası var, ikinci el, ya satayım mı, acaba fırlar mı, ne olur, almayı düşünüyor, şimdi mi alsam düşer mi, keza ev için de böyle, arsa için de böyle. Sen ne bekliyorsun şimdi, almanın satmanın zamanı mı, hangisinin zamanı? Ben şunu bekliyorum. Ben bir kere yerel seçimlere kadar çok sıkı bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani politika faizi, hani o fren dedik ya, tatlı tatlı frenlemeye devam edilecek. Biraz şey yapılması gerekiyor çünkü, toparlanması için en azından. Ama bu yerel seçimler var. Bunu külliyen, işte öyle konuşulduğu gibi kırklar falan beklemiyorum. Yani aslında keşke öyle olsa. Ve bu şuna sebebiyet verir buradan sonraki dönemde. Hani o kötü senaryoyu geçtik, yani Mehmet Şimşek görevden alınır mı falan, orayı unutsunlar şu anda. Şu andaki projeksiyonla, şu andaki anlayışla devam ettiğimiz zaman ev fiyatlarında da, taşıt fiyatlarında da ben gerileme bekliyorum. Ama bunu söyleyince hemen şöyle zannediyorlar. Aynı bu dolar 30 lira olacak şeyi gibi. Yani şimdiden sonra 2024'ün Haziran'ında dolar 30 lira olunca ben haklı mı olacağım öngörümde? Yok. Yani şu anda bu öngörü yapıyor olmak mantıklı. Onun için lütfen hani bunun bir zaman aldığını, bir frene bastınız, onun etkisi 6-9 ay. O süreçte ekonomide görülüyor. Dolayısıyla eskisi gibi ev fiyatlarındaki o anormal yükselişin gerçekten, işte insanlar arsa alan var, ev alan var, taşıt alan var, aman parasını korumak için faizlerin yükseldiği bir ortam var artık. Dolayısıyla bu faiz yükselişi bir yerde o fiyat yükselişini, yani ev ve taşıt fiyatlarında dengelenme sağlar ve bir miktar aşağı doğru gelmesine sebebiyet verir. Doğruları yaparsak, bak mesela Eylül, Ekim, ben birazcık daha piyasanın rahatlamasını beklerim. Şimdi bunu söylediğim için, hani onun için vurgulamak istedim. Hemen ertesi günü görmüyoruz bunun etkisini biz. Biraz zaten zaman gerekiyor. Biraz da özellikle biz seçim döneminde, İlkay, benim yani çalışma hayatımda böyle çok sayılıdır böyle kaotik zamanlar. O 15 gün Merkez Bankası'nın, yani ekran kuruyla bankalar arası kurun makasın inanılmaz açıldığı, kapalı çarşıda bambaşka bir döviz kurunun olduğu, işte bambaşka bir altın gram fiyatının olduğu, böyle makasın çok açıldığı bir dönem gördük. Bu çok kaotiktir ve aynı zamanda hala bile krediye ulaşma konusunda çok ciddi bir sorun var. Kimse kredi alamıyor. Konut kredisi, taşıt kredisi alamıyor. Bak, politika faizinin yükselmiş olması, uyarıyorum, eğer bir KMH kullanıyor iseniz bankadan veya kredi kartınızdan faizle, yani kredi kartınızdan para çekiyor iseniz, o faizler yükselecek. Yani bizim aslında bu politika faizinin 8,5'tan 15'e getirilmiş olması hayatımızda, bireysel hayatımızda önce bugün çok kısa vadede şunu değiştirir. KMH ve kredi kartı faiz oranları yükselecek. Bu 15'e göre tekrar revize olur. Onlar da kendi maliyetini hesaplar. Hani öyle 12'lerde filandı çünkü onların faizi. 12-13'lerde olanlar vardı. Onlar tabii ki yükselecek. Ama ev ve işte taşıt kredisi dahi alamayanlar oldu. Çünkü bir anda kredi piyasası, bankalar kredide de frene bastı. Çünkü neden? Hep ben bunu söyledim. Faizi bilmiyorlar. Yani sen şimdi nasıl vereceksin? Yani sana gelmiş banka müşteri taşıt kredisi istiyor. Ya sen faizi bilmiyorsun ki, daha anca yeni belli oldu işte, faizi 15'e getirdik.
15'e geleceğini daha bilmeden herkesin speküle ettiği bir şey vardı. Hani onu bileceksin ki ona göre bir projeksiyon çıkarsın ve banka buna göre bir fiyatlama yapsın. Dolayısıyla birazcık daha ben özellikle hani bayramdan sonra biraz daha taşıt kredisi tarafında ve konut tarafında rahatlamanın olmasını bekliyorum. Birazcık daha böyle bankalar en azından hani ne diyeyim o çarkları tekrar kredi tarafında çevirir ama tabii faiz oranları yüksek olacaktır. Bir de şu soru geliyor. Ya Sait Hanım sizde kredi çekeyim mi? Hani bunu almak mantıklı mı? Şunu söyleyeyim. Eğer siz konut veya taşıt hiç fark etmez veya bireysel ihtiyaç hiç fark etmez. Hala %35 ile 40 bile diyebilirim yani ama o biraz yüksek oldu. Şöyle diyeyim aslında 30-35 bandında hala yıllık maliyet olarak yani bunun aylığı da size şöyle bir hemen kısaca bir şeyde bulunayım. Yani neredeyse üçler seviyesinde yani aylık 3 faiz işte yıllıkta da 35'lerde bir faiz oranıyla kredi buluyorsanız aslında hala doğru bir şey yapıyorsunuz. Diyeceksiniz ya Sait Hanım yıllık 35 çok yüksek değil mi? Evet ama şöyle hala enflasyon var ya hani hala biz %40'lardaki enflasyonu konuştuğumuz için şimdi kur da yükseliyor bak sen bütçe açığını nasıl kapatacaksın falan. Dolayısıyla biz zaten enflasyonda öyle 40'ların altı bile bence çok yakın bir zamanda zor. Onun için hala biz 40'a kadar bile bir faiz oranıyla 40 birazcık yüksek ama yani yine de aylık 3'lerde işte 3, 12, 36 hani aylık 3 faiz bile TL krediyle borçlanmak için o kadar da acayip yüksek bir faiz oranı değil. Yani buluyorlarsa kredi kullanabilirler. Eğer işsiz kalmayacaklarını ve ödemede de bir problemleri yoksa bence buralardan kredi alabilirler. Yani bunu soranlar oluyor çünkü TL kredi alabilir miyiz diye. Müthiş diyorlar veriyorsun. Peki mesela sonbaharda rahatlama bekliyorum dedin ya Sare. Sonbahar için doları ya da önümüzdeki dönem için altın, gümüş, kripto bunlarla da ilgili hani yok, bir değerlendirme yapar mısın? Dolar nerede olur mesela sonbaharda sence? Ya bence işimiz yok dolarla. Artık doları konuşmayalım. Ya. Seni şaşırtayım dedim. Hayır şöyle aslında bunun için söylüyorum. Bizim bir önceki yayınımıza baktım böyle. O yayında da gerçekten bir dönem vardı ya dolarla işiniz yok. Niye dolara bakıyorsunuz diyen biraz Zeva Maliye Bakanımız vardı. Kulaklar içindesin. Şimdi tamam dolarla işimiz yok. Bence de yok ama dolardan daha çok getirenler o var. Hatta bizim hani o biz seninle yayını tabii Eylül 2022'de yapmışız. O zamanlar dolar 16,5-17'lerde hatta not almışım pardon dolar kaçmış 18'miş biz oyunu yaparken. Şimdi o zamanlar euro TL'ye baktım 18,70 sterlin 20'lerdeymiş. Hani dolarla işimiz yok başka para birimleriyle işimiz olabilir yani sterlinle olabilir euro ile olabilir. Çünkü dolara karşı aslında hepsi daha fazla değer kazanmış. Yani bizim şöyle diyeyim. Ya dolar %32 gitmiş. Hani biz en son yayından alıyorum bak. Eylül 2022'den işte Haziran'ın sonra ortasına kadar diyelim. Haziran 2023'e kadarki dönemde dolar %32 giderken euro %44 gitmiş. Sterlin %58 değer kazanmış. Yani hani hep dolarla işimiz yok. Bence başka para birimlerine biraz baksınlar. Bunlar neden oluyor derseniz? Çünkü bu ülkelerin kendi paraları aynı altın gibi düşünsünler bunu. Hani bir dünyada ne olduğu, ekonomilerinin ne olduğuna göre onun para birimi başka paralara göre değer kazanıyor veya kaybediyor zaman zaman. İyi şeyler yapıyorlarsa onların da tabii ki para birimi güçleniyor. Bir de içeride bizim dolar TL kurumuz yani biz yanlışlarımızdan dolayı TL değer kaybettiği için hani farklı para birimleri euro olabilir veya sterlin olabilir, GBP olabilir. Pound daha doğrusu. Yani onların bu kadar süratli gitmesi hem onların daha iyi bir ekonomi politikası uygulamasından kaynaklanıyor. Yani dolara karşı da bunlar değer kazanmışlar. Yani euro da dolara karşı değer kazanmış, sterlin de dolara karşı değer kazanmış. Dolar aslında hep bunu ben arada hep söyledim. Dolar dünyada, bütün dünyada en değersiz olduğu zamanlar biz bu kur şoklarını yaşadık. Yani bizim o 18 hareketimiz, şu anda 25'li hareketimiz. Ya bakma yani dünyada dolar aslında globalde o kadar da ciddi değer kazanmadı. Bizim yanlışlarımızdan dolayı biz bu kadar ciddi bir şey görüyoruz, içeride değer kaybı görüyoruz. Bütün bunu da aslında hadi gene iyi niyetli diyelim ama biz buradan ne yapabiliriz de bakalım. Hani iyi niyetli amacımız neydi?
Bu biz ne kadar çok TL'ye değer kaybettirirsek o kadar yüksek ihracat yapacaktık, rekabetçi olacaktık. Bu sebepten dolayı ihracatımız patlayacaktı ve çok daha yüksek döviz girişi olacaktı. Ama eğer sadece bir para birimine değer kaybettirerek bir ülke çok yüksek ihracat yapabiliyor olsaydı en yüksek ihracatı Latin Amerika ülkelerinin yapması lazımdı. Ama onların da dünya ticaretinde esamesi okunuyor. Dolayısıyla biz nereye geliyoruz? Almanya'ya geliyoruz değil mi ihracatta? O neden? Tabii ki kendi gücünden kaynaklanıyor. Üretim ekonomisi odaklı olmasından geliyor. Dolayısıyla biraz buralara bakmak lazım. Yani her şey faizde, her şey işte dövizde değil. Biraz uzattım ama biraz şeye de değinelim istiyorum. Ben bunları çünkü kendi YouTube kanalımda da anlatıyorum. Tek tek hepsini anlatıyorum İlkay. Sonradan hesap sormasınlar. Bak öyle dedin, böyle dedin diye. Onun için dolardan algıları birazcık daha farklı para birimlerine de çevirmeye çalışıyorum. Yani süratli bir hareket değil, daha kademeli, yavaş 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 yavaş. Ama aslında en benim de sevmediğim bu haldir. Çünkü ne kadar böyle yavaşlıkla oluyorsa onun geri dönüşü de o kadar zor olur. Hani hızlı hareketlerde bir şey yapıp aşağı indirebiliyorsunuz ama böyle tatlı tatlı yukarı gidiyorsa demek ki bu böyle aslında ihtiyaç, yani aslında bizim kurumuzun enflasyon kadar zaten değer kaybetmesi ve zaten 25'e gelmesi gerekiyordu. Yani biz sene başında 18'dik, enflasyonumuz %40'sa koy enflasyonu dolar kurunun üstüne zaten 25 olması gerekiyor. Yani enflasyon kadar değer kaybetmesi gerekiyordu. Eğer her şeyi doğru yaparsak İlkay, yani ekonominin doğrusuyla hareket edersek, Mehmet Şimşek bu konuda başarılı olursa, Gaye Erkan bu konuda başarılı olursa, o zaman işte bizim Eylül itibariyle daha rahat nefes alabileceğimiz, çok da o kadar korkmadan bir kış geçirme ihtimalimiz var. Ama inşallah doğruları yapabilirler. Kimse gelen felaketi engelleyemez diyenler var. O ani yükseliş gerçekleşecek mi? Bu zamana kadar yapılan yanlışın fark edildiği bir noktaya evrildik. Artık değişimin başındayız. Eğer bu ekonomi yönetimiyle devam edeceksek, en büyük bizi bekleyen tehlike ve içimizi bu anlamda biraz darlayan nokta şurası. Bak o gün bizim açımızdan en büyük yıkımın yaşanacağı gündür. Çünkü şimdi çeşitli ekonomi trikleriyle düşme sağlanabilir mi bu gidişatta dolarda? Yoksa birden fırlayacak ve durduramayacaklar mı? Ne bekliyorsun? Çok daha vahim bir tablo bizi bekliyor. Ben herhalde öyle bir dönemde yani onu hayal bile etmek istemiyorum.